ve beklenen olduğu PKK sınır dışına çekilmeye başladı. Abdullah Öcalan'ın hapiste yazdığı mektup PKK'nın önde gelen isimleri tarafından Nevruz kutlamalarında okundu. Mektupta şu ana kadar verilmemiş bir de söz vardı. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece itibariyle PKK'lılar sınır dışına çekilmeye başladı. Onarlı gruplar Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden sınıra yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hakurk kampına gitmek üzere yola çıktı. Türk topraklarındaki PKK'lı teröristlerin sayısının yaklaşık 2000 olduğu düşünülüyor. Kuzey Irak başta olmak üzere Suriye ve İran'da da 3000 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. İlk defa 1984'te patlak veren çatışmalardan bu yana yaklaşık 45 bin kişi terörizm yüzünden hayatını kaybetti. 1995'te olayları bastırmak üzere 30 bin Türk askeri bölgeye gönderildi. Şiddet yüzünden 2 ila 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Fakat aradaki çatışma bir türlü sona ermedi. Başlarda Kürt halkın çoğunlukta yaşadığı topraklarda hak iddia eden PKK, bugün özerk bir bölge oluşturulmasını, hapisteki üyelerinin ve Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istiyor. 29 Haziran 1999'da silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçuyla idama mahkum edilen Öcalan'ın cezası müebbet hapse çevrildi. Fakat PKK liderinin yakalanması ülkedeki terörizmin sonlanmasını sağlamadı. İmralı cezaevinde hapis yatarken PKK'yı uzaktan kontrol etmeye devam etti. Onlara görüşmeler esnasında, temaslar esnasında bir şeyler hissettirilmiştir. Çünkü yani ben size bir örgütün tasfiyesini, artık silahlı sayfanın kapanacağını gerçekleştiriyorum. Karşılığında da hayatımın bundan böyleki kısmını cezaevinde sessizce geçireceğim demeyecektir tabii. Yani bir beklentisi vardır ve onunla da bu konuda temaslar vardır. Şimdi akıllardaki ilk soru, bu çekilişin Kürt meselesinin çözüm sürecini ne yönde etkileyeceği ve ülkedeki şiddetin son bulup bulmayacağı. Toplumsal bir uzlaşmaysa bu soruların belki de tek yanıtı.